Ben fizyoterapist Gülsüm Hacıoğlu. Bugün sizinle solunumla ilgili bir konumuzu işleyeceğiz. Solunumda bugün neler işleyeceğiz? Neden solunumu işleyeceğiz? Neden son dönemlerde solunum büyük önem kazandı hayatımızda? Ve bununla birlikte solunum egzersizleri nasıl yapılır? Neden solunum egzersizleri yapmak önemli? Bunları tartışacağız. Solunum. Öncelikle solunum hayatımızda enerji kaynağımızdır. Enerji kaynağı olaraktan da hayatımızı devam ettirmemizde büyük önem taşır. Canlılar yaşamları boyunca her zaman için enerjiye ihtiyaç duyar. Nasıl ki bir makinenin çalışması için şarja, saatin çalışması için pile ihtiyaç varsa canlıların da çalışması için enerjiye ihtiyaç vardır. İki tip solunum vardır. Oksijensiz ve oksijenli. Biz hayvan ırkına bağlı bir toplum olarak da insanlar çeşit olarak da oksijenli solunum yapıyoruz. Peki oksijenli solunumda nasıl? Ne bizim için önemlidir? Öncelikle nefes alma. Nefes alma ile birlikte burundan ve ağızdan nefes alarak da havanın girmesiyle birlikte akciğerler havanın ısıtılmasını, temizlendirilmesini, nemlendirilmesini sağlar. Daha sonra bunlar oksijenli kanla birlikte, temiz kanla birlikte hücrelerimize, organizmalarımıza ve organlarımıza dağılır. Tabii bu organlardan çıkan kirli kan, kirli oksijen vardır, karbondioksit. Bunlar da yine vücudumuzda kirli kanla birlikte dolaşarak akciğerlere gelip akciğerleri yardım karbondioksitin dışarı atılımı sağlanır. Bunlar bizim akciğerlerimizin başlıca iki temel özelliği ve bizim için büyük hayata önem taşımak. Şekilimizde de göreceğiniz üzere kaburgalarımız var. Kaburgalarımızın hemen altında akciğerlerimiz, akciğerlerimizin altında diyafragma dediğimiz kulak aşinalarımızın olduğu ama çok fazla temelde günlük hayatımızda dikkat etmediğimiz bir kasımızdır. Nefes alma sırasında, nefes alırken kaburgalarımız dışarı doğru kasılırken diyafragma da aynı zamanda kasılarak akciğerlerimizin içerisinin hava dolmasını sağlar. Tekrardan nefesimizi verirken diyafragmayla kaburgalarımız gevşeyerek nefesini akciğerlerin içerisindeki karbondioksitin dışarı atılımı sağlanır. Birlikte yapalım. Böyle kuvvetli bir nefes alalım. Nefesimizi verelim. Burada akciğerimizdeki değişimi hissettiniz mi? Ben kendimde hissettim. Şimdi, peki. Burada resimde gördüğümüz üzere. İyi havaya soluyan insan nasıl olur? Canlı. Taze, yeşil olan bir ağaç diyelim, sağlıklı bir ağaç. Kötü havaya soluyan insan nasıldır? Kötü havaya soluyan insanların aralarında neler vardır? Egzozlar, sigara, fabrikalarda çıkan dumanlar, kirli hava, toz parçacıkları. Kötü havaya soluyan insanın içindeki ağacın solmasına sebebiyet vermek. Peki biz bu süreçte neden COVID-19 sırasında korona dediğimiz virüs günlük hayatımızı ciddi bir şekilde etkileyip bizi okulumuzdan, sosyal yaşantımızdan uzak tutmasına sebebiyet veren bir durum söz konusu ve neden solunum önemli? Solunumla bağdaştırdık. Çünkü COVID-19 özellikle akciğerleri büyük ölçüde etkileyen bir rahatsızlık, bir virüs. Ve bizim bu süreçte bağışıklık sistemimizi olabildiğince güçlü tutup sağlıklı kalmamız gerekmekte. Akciğerlerimiz çünkü neydi bizim? Enerji kaynağımız, yaşam yakıtımız olan enerjinin yani solunumun giriş çıkış merkezi. Ve biz bu süreçte bunlara kaliteli bakmalıyız. Ağacımızı yeşil tutmaya çalışmalıyız. Bunları yaparken, bu canlı tutmaya çalışırken neler yapabiliriz? Tabii ki egzersiz. Günlük yaşamımızda
kas kuvvetinin dayanıklılığını, esnekliğini artırmada, kiloya azaltmanı korumanın yanı sıra, burada ciddi bir parantez çek, önlem işareti koymak isterim. Egzersiz tek başına, özellikle kilosu fazla olan kişilerde yeterli değildir. Muhakkak ki beslenmesine de kişinin dikkat etmesi büyük önem taşımaktadır. Kalp damar hastalıklarının azaltılmasında, kan şeker ve yağ seviyesini düzenlemede ve kronik ağrıyı azaltmakta egzersiz büyük önem taşımaktadır. Peki bu saydığımız maddeler genel olarak bize neler konuşuyor? Bir, bağışıklık sistemimizin bizim zaten temel olarak istediğimiz nokta olan bağışıklık sistemimizin güçlendirilmesine egzersiz yardımcı. Psikolojik durum. Çünkü karantinada kaldığımız süreçte, okulumuzdan, sosyal çevremizden uzak kaldığımız süreçte bizi bir mutsuzluğa itme durumu söz konusu. Ancak egzersiz çok güzel bir sihirli DNA'ya sahip olup dopamin ve serotonin hormonları salgılanmasıyla mutluluk hormonları bize salgılıyor. Bu mutluluk hormonlarının salgılanması bağışıklık sistemimizin güçlenmesiyle birlikte uyku kalitemizin de artmasına, geceleri daha rahat, daha sağlıklı bir şekilde uyumamıza vesile olmaktadır. Peki, en basitinden benim çok sevdiğim bir slide'dı bu. Ne yapabiliriz en basitinden? Günlük hayatımızda, evimizin etrafında, odaların içerisinde yürüyüş yaparak da egzersiz yapmaya başlayabiliriz. Tempomuzu gitgide arttırarak. Onun yanında hareketler, germe, esnetme hareketleri yaparak da yine bunları şekillendirebilir. İlerleyen zamanlarda bahçemiz müsaitse bisiklet sürerek, havalar artık güzelleşti. İp atlayarak, birlikte mesela kardeşiniz varsa kardeşimizle birlikte karşılıklı top oynayarak egzersizlerimizi şekillendirebiliriz. Peki, COVID-19 geçiren hastalarda veya bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için istediğimiz durumda solunum egzersizleri nasıl bir öneme sahiptir? Nefes darlığını azaltmakta, yaşam kalitesini artırmakta, kaygı ve depresyonu engellemekte büyük yardımcı. Aslında egzersiz temel olarak ister solunum egzersizi ister normal egzersiz olduğunda iki slide öteye gittiğimde yine bizi aynı noktaya getirmekte. Bağışıklık sistemi, psikolojik durum, uyku kalitesi, geri dönüp baktığımda nefes darlığının azaltılması, yine yaşam kalitesinin artırılması, kaygı ve depresyonu engellemekte, yine psikolojik durumu etkilemektedir. Bizim bugün sizinle paylaşacağımız 4 solunum egzersizi vardır. Günlük yaşamımızda 10 dakikamızı tutacak bir egzersizler. Gün içerisinde 3-4 kez, örnek veriyorum, sabah derslerimize başlamadan, öğleden sonra yapmadan, dışarı çıkıp oyuna başlamadan önce veya bilgisayarın başına, telefonların başına geçmeden, gece televizyonu izlerken veya gece yatmadan önce yapabileceğimiz, uygulayabileceğimiz basit egzersizlerden. Büzük dudak solunumu birinci egzersizimiz. Büzük dudak solunumu da çok basit. Tamamen dudaklarımızı kullanarak yaptığımız. Öncelikle burundan 2-3 saniyede nefesimi alıp uzatarak nefesle dudaklarımı büzerek şeklinde nefesimi veriyorum. Nefesi verirken dikkat ederseniz bunu 5-6 saniyede uzatarak verdiğinizde akciğerlerinizin içerisindeki havanın boşaldığını fark edeceksiniz sizler. Bu hareketi yaparken, müzik dudak solunum egzersizini yaparken dikkat etmenizi istediğim nokta ekstradan güç uygulamamanız. Yani nefes alırken şeklinde kendinizi yorucu tarzda nefes vermeye çalışmayın. Sakince dinlenme modunda otururken normal bir şekilde nefes aldım. Çiçeği koklar gibi ve tekrar dudaklarını büzerek nefesimi veriyorum. Ardından diyafragmatik solunum. Sunumumuzun en başında da söylediğim kaburgalarımızın altında hem
ve göğüs kafesinin altında bulunan diyafrag makasımız. Ve bu solunum aslında günlük hayatımızda bizim fark etmeden uzun soluklu konuşmalarda şarkı söylerken en fazla bize yardımcı olan kasımızdır. Öncelikle rahat bir sandalyede oturun bu hareketi yaparken veya yatabilirsiniz, fark etmez. Sadece bu hareket sırasında rahat bir pozisyonda olun. Her büyük dikkat edin. Dizlerimizin altına yastık koyarak da bir önceki görselimizde şey yok ancak göstermiyor. Ama dizlerimizin altına yani dinlenme pozisyonunda, rahat bir pozisyonda olmaya dikkat edin. Göğüs kafesimiz ve karnımızın altına ellerimizi yerleştirdik. 2-3 saniye boyunca burundan derin nefes aldım. Ve nefesimi verirken karnımın altı, karnımdaki elimi yavaşça bastırdığımda diyafrag makasımı üst göğsümün altındaki elimle hissediyorum. Böylelikle rahat bir şekilde yavaş ve derin etkili nefes alıp vermeye çalışabiliriz. Derin nefes alıp bir sonraki üçüncü egzersizimiz ise derin nefes alma egzersizleri. Bu da akciğerlere hava sıkışmasını engelliyor. Burada ne yapıyoruz? Öncelikle burundan derin bir nefes alıp 5 saniye nefesimi tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve ardından nefesimi ağızdan değil burundan yavaşça bırakıyorum. Tekrar nefesle birlikte derin bir nefes alıp burundan 5 saniye 1 2 3 4 5 deyip burundan nefesimi bırakıyorum. Ardından son egzersizimiz kontrollü öksürük nefesi. Yine rahat bir pozisyondayız. Ağızdan derin bir nefes aldım. Ve 3 kez öksürerek şeklinde nefesimi veriyorum. Bu özellikle boğazında balgam olan kişilerde, enfeksiyon olan kişilerde boğazındaki balgamın atılmasına büyük yardımcı olmaktadır. Bu solunum egzersizleri sırasında dikkat etmenizi istediğim bir püf noktası, dipnot ekliyorum. Lütfen egzersizlerimizi hızlı hızlı yapıp arka arkaya çok fazla denemeyin. Çünkü aşırı derecede oksijenle bayılmanıza sebebiyet verebilir. Veya gözlerinizin kararmasına. Bu süreçte nelere dikkat etmeliyiz? Uyumalıyız. Her zaman için televizyonlarda, girdiğimiz her mağazada, her yerde karşımıza çıkıyor. Ancak bu süreçte bugünlerde mesela çok güzel haberler alıyoruz. 23 gündür 23-24 gündür pozitif vaka yok. Ama ve lakin bizim kendimizi korumaya, bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaya dikkat etmemiz, egzersizlerimize büyük dikkat etmemiz. Ama öncelikle bunlara muhakkak ama muhakkak dikkat etmeliyiz. Maskemizi, burnumuzu ve ağzımızı kapatacak şekilde takmayı unutmuyoruz. Ellerimizi 20 saniye boyunca iyice yıkıyoruz. Ve toplu yerlerde yalnızken hiç fark etmez. Kendimize başlıca alışkanlık haline getireceğimiz bir olay dirsek içine öksürük ve hapşurma. Beni dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler, sağlıklı haftalar geçirmeniz dileğiyle. Sizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kucak dolusu sevgilerle.